Herkese merhaba. Artık mevsimlerin değişmesiyle birlikte ormanlara yavaş yavaş girme zamanı yaklaşıyor. O yüzden bu haftada kamp yerine ufak bir keşif haftası olarak değerlendirmek istedim. Şimdi İzmir Kemalpaşa Yiğitler tarafına geldim. Buraya çok uzun zamandır gelmiyordum. Buradaki hem güzergah üzerindeki dağ köylerine uğrayacağım hem de bu serin suların yanından böyle usul usul seyahat edeceğim. Bakalım ne gibi kamp yerleri bulabilirim. Bu haftamı tamamen buna ayırmış durumdayım. Yol üzerinde mümkün olduğunca kamp yapabileceğimiz lokasyonları araştırmaya, buraları görmeye çalışacağım. Bakalım umarım güzel yerler bulabiliriz. Umarım bu kışta keyifle kamplar yaparız. Biraz rüzgar var. Umarım sesim kötü gelmiyordur. Yiğitler Köyü'nden, orman yolundan devam ettikten sonra yaklaşık bir 8 kilometre sonra bu güzel mekan sizi karşılıyor. Burası Çam Evler. Çok eski bir mekan. Yıllar önce buraya kavurma yemeye gelirdi, onu hatırlıyorum. Ve hala üstüne katarak devam etmişler. Çok da güzel bir mekan yapmışlar. Yol üzerinde sanırım tek mekan burası. Burada işte kavurma, tost, köfte, gözleme gibi şeyler yiyebiliyorsunuz. Fiyatları da gayet makul. Direkt ormanın içerisinde böyle yaz kış suyu akan, güzel tahta köprüleri bulunan çok büyük bir mekan burası. Yolunuz bu taraflara düşerse buraya mutlaka uğrayın. Oldukça keyif alacağınıza garanti veririm. Bugün cumartesi olmasına rağmen içeride doğru düzgün kimse yok. Yani var belki bir işte 6-7 tane araç var. Ama gördüğüm kişi sayısı 2 veya 3. Ben bugün bir şeyler yemediğim için burada ufak tefek bir şeyler atıştıracağım. Bir kan şekerim yerine gelsin, enerjim yerine gelsin. Ondan sonra yola devam edeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam haritaya hiç bakmadım ama bakmayı da düşünmüyorum bugün. Buradan Bayındır, Tire, o taraflara doğru dağ yollarından çıkabiliyorduk. Uzun bir yol olacak, kısa bir yol olmayacak. Bakalım keyifli keyifli manzaralar göreceğiz gibime geliyor. Çam evleri geçtikten yaklaşık bir 200 metre sonra böyle bir aşağı bir toprak yol iniyor. Güzel dere akıyor. Dedim buraya bir bakayım ama vallahi bakmaz olaydım. Yani bizim insanımızın yaptıklarını yine görünce inanın kanım donuyor. Şu çöplüğe bakın yani böyle bir şey. Çok yazık ya. Yani böyle ağlanacak halimize gülüyoruz ya. İnanılmaz yazık ya. Yemişler, içmişler, atmışlar ve bunlar burada kalacak. Yani hani bunların toplanmasının imkanı yok. Halbuki ne kadar da güzel bir yer. Çok yazık, çok. Ben şimdi bunları birazcık toplamaya çalışayım en azından bir yere. Yanımda çöp poşeti yok. Keşke olsa da alsam. En azından dönüşte şeye söylerim, mekana. Bilmiyorum bir şey yapabilirler mi? Yaparlarsa süper olur.
yanım Tire, Bayındır. Bir yanım Kemalpaşa. Şahane bir yerdeyim. Biz güvedeyim arkadaşlar. Çok fazla rüzgar var. Umarım sesim anlaşılabiliyordur. Bir yangın yoluna girdim. O yangın yolundan gidebildiğim kadar gittim. Çok güzel manzaralar beni karşıladı. Vallahi şahane. Karşıda gördüğünüz irili ufaklı köyler var. Bunlar Bayındır'a bağlı. Bu arka tarafta ise orayı ilk başta gördünüz. Orası da Kemalpaşa'ya bağlı. Artık bu manzarayı geride bırakma zamanı geldi. Şahane bir yer burası ya. Çok güzel zirve kampı yapılır. İnanılmaz güzel manzaraları var. Şimdi birazcık daha aşağı doğru ineyim. Bakayım aşağıda neler var. Daha orman yolu devam ediyor. Hem çok rüzgar var. Birazcık rüzgarsız bir bölgeye gideyim. Yol üzerinde ne gibi manzaralarla karşılaşacağınızı seçemiyorsunuz. Mesela şu arkamda gördüğünüz tarihi çınar gibi. Artık içi tamamen oyulmuş. Ama kim bilir kaç asırlık bir çınar. İnanılmaz geniş kökleri var. Şahane görünüyor. Tarım ve Orman İşleri Bakanlığı bunu koruma altına almış. Ama nasıl koruma altına almış bilemiyorum. Onu göremedim. Belki daha yeni alıyordur. Ondan da emin değilim. Ama yol üzerinde bunun gibi birçok çınar ağacı var. Vallahi şahane bir köy yolu burası. Bu üstüne bastığım köprü de yine yol üstü manzaralarından olan Tarihi Yiğitler Köprüsü. Tarihi Yiğitler Taş Köprüsü. Vallahi yoldan o kadar güzel gözüküyor ki. Altından şahane bir dere akıyor. Etraf her zamanki gibi pis ne yazık ki. Ve yukarıda baraj için yol yapılıyor. Baraj çalışması yapılıyor. O yüzden birazcık gürültü oluyor. Gerçi şimdi akşam üzeri oldu artık. O yüzden gürültü gitti. Ama çok güzel görünüyor be. Şimdi bir aşağı ineyim şu derenin kenarına bakalım bir. Ne kadar güzel bir yer değil mi? Süper böyle tarihi bir taş köprü. Altından şahane bir dere akıyor. Vallahi inanılmaz güzel. Ama şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Bir de bunun kötü görünen tarafını görün istedim. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ya o kadar yazık ki arkadaşlar. O kadar yazık ki. Ya ben de insanım. Yani ben de çöp atmasını bilirim. Ama yapmıyorum. Yani ben doğaya çıktığım zaman doğada nefes almak istiyorum. Onun böyle o tabiatının kokusunu içime çekmek istiyorum ama ne yazık ki buralarda tek içime çektiğim şey çöp kokusu oluyor. Bir yandan belediyelere de kızıyorum. Yani buraya tarihi köprü diye anıt dikmişsiniz. Yazılarını yazmışsınız. Ama bir kişi bile gelip şuraları temizlemiyor. Üzücü ya. Gerçekten çok üzücü. Arkadaşlar çok rica ediyorum ya. Yapmayın. Böyle şeyler yapmayın yani. Hani yapmayalım. Hep birlikte yapmayalım. Çok yazık. Well, I'm asleep on the
Burası da günün ve videonun son durağı Ovacık Tabiat Parkı olarak geçiyor. Ama ben buraya daha önce gelmek istedim aslında. Şimdi hatırlamadığım sebeplerden dolayı gelememiştim. Haritalarda Ovacık Tabiat Parkı olarak geçiyor. Fakat ben haritadaki konuma geldim. Burada tabiat parkı falan yok. Yani hani yolu inanılmaz kötü. Böyle kumlu garip bir yolu var gösterdiği yerde. O yüzden ben burada bir tabiat parkı göremedim. Sadece normal doğal bir alan. Ama tabiat parkının çok yakınında şahane bir yer keşfettim. Şu anda oradayım. Birazcık şimdi bir etrafı gezeceğim. Zaten bir saate kadar hava kararmaya başlayacak. O yüzden birazcık böyle aceleyle gezmem lazım. Birçok güzel yer keşfettim bugün. Yani çok güzel, çok keyifli bir gezi oldu. Bunların hepsini size yansıtamadım ne yazık ki. Ama videoda sizlerin de güzel yerler gördüğünü biliyorum. O yüzden bu videoda bunlarla yetineceğiz. Şimdi ben birazcık keşif yapayım. Etrafı size de birazcık göstereyim. Buraya yakın zamanda kesinlikle kampa geleceğimi tahmin ediyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz yol daha upuzun gidiyor. Oralara henüz bakmadım. Bugün bakmayacağım oraya. O tarafa buraya kampa geldiğim zaman bir yürüyüş yolu olsun. Hem bir etkinlik olsun bizim için. Şimdi bu alanda çok bakir bir alan. Yaban hayatı tahmin ediyorum oldukça boldur buralarda. Onun dışında işte akan bir su var. Bu mevsimde bile burada su varsa kışın güldür güldür akıyordur burası. Ama en azından bu mevsimde işte bulaşık yıkattırır, el yüz yıkattırır vesaire. Bunları giderir. Çok fazla kuru ağaç var. Yakacak sıkıntısı kesinlikle yok ama her yer kupkuru olduğu için çok dikkatli ateş yakmak lazım. Hatta yakmamak çok 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 daha iyi. Yakacaksanız da mutlaka önleminizi alacaksınız. Almanız gerekiyor. Vallahi şahane bir yer burası arkadaşlar. Sabah güneş almaz. Akşam güneş battığında sizi rahatsız etmez. Oldukça güzel ve sessiz bir yer. Telefon kesinlikle çekmiyor. Burada doğayla baş başa bir hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz. Bugünü de artık bu şekilde sonlandırmış olduk arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Bir de abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.